Hüccetül İslam İmam Gazali Minhacül Abidin Abidler Yolu Üçüncü Bölüm Engeller Acelecilik Acelecilik hedefe ulaşmaya engel olur. Sahibini günaha sürükler. Bu da dört afete sebep olur. 1. Afet Abidler derece bakımından yükselmek isterler. Gayret sarf ederler. Çok kere aceleyle ibadeti vaktinden önce yaparlar. Diledikleri hayra nail olamazlar. Bu yüzden yeise düşerek ibadette gayreti terk ederler. İstedikleri dereceye çıkamazlar hatta bulundukları dereceden düştükleri bile olur. Mutedil yolda bulunmuş sayılmazlar. Nitekim rivayet edilen bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: "Bizim dinimiz sağlam ve mutedil yoldur. Onda mülayemetle yürüyün." Acele etmeyin, ifrat ve tefritten kaçının. Derler ki, acele etmezsen gayene ulaşırsın. Acele etmeyen hiç olmazsa bazı hedeflerine ulaşabilir. Acele edenin daima ayağı kayar. İkincisi, mesela. Aceleci kimsenin bir dileği olsa, bunu Allah'tan istese, bazen olur ki aceleciliği yüzünden durmadan bu isteğini tekrar eder. Hemen yerine getirilmesini ister. Eğer istediği anda dilediği olmazsa, yeyse düşer. Bir daha dua etmez. Böylece gayesine erişemez.'' Üçüncüsü, aceleci kimse birisi tarafından haksızlığa uğrasa hemen bedduayı basar. Bu yüzden bir Müslüman zarara uğrar. Bazen de beddua etmekte haddi tecavüz eder, günaha girer. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu İsra Suresi 11. ayeti kerimede buyurur. İnsan hayra dua ediyormuş gibi şerre dua eder. Çok acelecidir bu insan. Dördüncüsü, ibadetin aslı dini bakımdan şüpheli olan şeylerden sakınmak demektir. Bu ise yemede, içmede, konuşmada, hasılı, her fiilde dikkatli olmakla mümkündür. Aceleci kimse de bu dikkat ve araştırma yoktur. O hızla ve düşüncesizce konuşur, hataya düşer. Olur olmaz her şeye el atar. Haram ve şüpheli şeyler kazanır. Şüphelerden uzak olmayan bir ibadetin neresinde hayır olabilir? Görüldüğü gibi aceleci bir kimse manevi derecelerden düşmekte, gayelerine ulaşamamakta, Müslüman kardeşinin ve kendisinin zararına sebep olmakta ibadetlerinin gereği gibi yapılmasını sağlayan dikkatten mahrum bulunmaktadır. O halde her insanın bu hastalığı yani aceleciliği gidermesi gerekir.